Türkiye büyüyor, güçleniyor. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman ziyaretlerinde Türkiye'ye yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürekli mazlumlara göğsünü siper etmesi, kucağını açması. Aydın açıklamasında Türkiye dünyanın gündemini belirleyen ülke konumuna geldiğini aktardı. Evet, Türkiye büyüyor, güçleniyor. Türkiye tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla, cesur adımlarla yürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, zalimlerin karşısında sürekli mazlumlara göğsünü siper etmesi, kucağını açması, Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür demesi, İsrail'e yeri geldiğinde one minute'u çekmesi, işte Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Karadeniz'de, Karabağ'da bu milletin, bu ümmetin aynı zamanda hakkını, hukukunu koruması, Filistin'de o mazlum Filistinli kardeşlerimize sahip çıkması, bütün bunlar tabii ki bir yerlerde rahatsız ediyor. Biz bunun farkındayız. Yani Türkiye o bağımsızlık mücadelesinde artık iplerini kopardı. Türkiye artık Amerika'dan, Avrupa'dan, başka bir yerden yönetilmiyor. Onlar bunu görmeli. Yani geçmiş Türkiye yok, eski Türkiye yok artık. Yeni Türkiye demek bu milletin iradesiyle seçmiş oldukları yöneticileri eliyle yönetilen Türkiye demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız hep şunu ifade eder. Amerika'nın, Avrupa'nın, diğerinin, ötekinin, berikinin, çetenin, mafyanın dediğine değil. Biz bu milletin dediğine bakarız. Milletvekili Aydın Türkiye'nin büyüyüp güçlendiğini de sözlerine ekledi. Bu millet bize neyi emretmişse, bu milletin hakkı hukuku neyi gerektirirse biz onu yaparız dedi. Ve bugüne kadar da bunu yaptı. Tabii bu birilerini rahatsız etti. Yani Biden daha seçilmeden kalkıp işte iktidarı devirmenin planlarını yapıyorsa, Avrupa'da tabii mazlumların hakkını hukukunu savunan Türkiye'ye karşı bir takım girişimler işte NATO, Avrupa Birliği eliyle yapılabiliyorsa, içeride çeteler, mafya, PKK, FETÖ hepsi bir arada hareket ediyorsa bunu oturup düşünmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye kim nerede ne derse desin, kim nereden gelirse gelsin sadece ve sadece vatandaşının, seçmeninin, milletinin dediğine bakar. Türkiye nerede bir olay varsa artık gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıktı. O dünyanın bütün gündemleriyle uğraşan, hatta dünyanın gündemini belirleyen bir ülke konumuna geldi. Türkiye eskiden el açıp dilenen bir ülke konumundaydı adeta. Yardıma talep eden bir ülkeydi ama şu anda dünyada en çok yardım yapan ülke konumuna geldi. Bu pandemi sürecinde en iyi yöneten ülkelerden birisi. Bu pandemide bile dünyanın süper güçlerine bile yardımda bulunmuş bir ülke. Türkiye'nin bu kadar güçlenmesi, Türkiye'nin bu kadar büyümesi, Cumhurbaşkanımızın milletimizin nezdinde ve ümmetin nezdinde bu kadar tutulması, bu kadar kabul görmesi tabii ki birilerini rahatsız eder. Ve meşru yollarla, seçimle, sandıkla, demokratik kanallarla elde edemediği iktidarı bir şekilde devirmenin farklı planlarını yaparlar. Biz biliyoruz yani kimler FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor, kimler PKK'nın sözcülüğünü yapıyor, kimler Avrupa'nın, Amerika'nın dış güçlerinin sözcülüğünü yapıyor. Bunu çok net görüyoruz, milletimiz de görüyor. O yüzden artık bu millet uyandı. Bu millet bu ülkenin gerçek gücünün, kendi aynı zamanda iradesinin de gücünün farkında ve iradesine de sahip çıktı, çıkmaya da devam eder. Saldırılar nereden gelirse gelsin, vız gelir, tırıs gider. Biz yolumuza inşallah milletimizle birlikte devam etmeye çalışacağız.